Şimdi az önceki konuştuğumuz konuda da söyledik. Şu resimde görülen bina ve cami minaresiyle sevişen, şeyhin sülüyetine tecavüz eden, ben parasını verdim yaptım diyen, bana kimse bir şey yapamaz diyen müteahhite karşı bir şekilde hiç kimse bir duruş sergileyemedi bugüne kadar. Sergilemeleri mümkün değil. Çünkü müteahhitin hükalalığı devam ediyor, yöneticilerin sessizliği sürüyor. Neden sürüyor? İşte efendim bunun imarını veren herhalde Yakutiye Belediyesi. Yakutiye Belediyesi şu rezalete bir cevap veremiyor. Bu veremediği rezalete cevaben söyleyemediği bir şeye karşılık Ali Korkut'un Profesör Doktor Recep Aktal tarafından korunduğunu ve kollandığını biz burada söyledik, dile getirdik ama herhalde onunla ilgili de sende bir taze bilgi var. Onu bir bize aktarır mısın? Şimdi Cem Bey, biz geçtiğimiz programlarda şunu öne sürdük. Dedik ki Profesör Doktor Recep Aktal yani her belediye başkanının mutlaka bir milletvekili, bir bakan mutlaka üst kademede ya da kendisinden daha üstü bir belki de koruyan, kollayan ve seven, siyasetin kuralı beraber hareket ettiği biri vardır. Ali Korkut'un da Yakutiye Belediye Başkanlığı'na 2009 yılında gelirken Muhittin Aksak'la birlikte o göreve geldiğini, ardından geçen 5 yıllık süre zarfında Muhittin Aksak'ı bırakıp 40. cemaatinin kontenjanından faydalanarak milletvekili olan Adnan Yılmaz'ın sevgili arkadaşı olarak devam ettiği ve Adnan Yılmaz'ın milletvekilliği düştükten sonra da Ali Korkut'un tamamen Recep Aktar'dan yana arkadaşlık tercihi Ali Korkut'u Recep Aktar'dan koruyup koruduğunu söyledik biz burada. Ama akabinde şunu da belirttik. Dedik ki Adıyaman Menzil cemaati Ali Korkut'u Recep Aktar'dan dolayı koruyup kolluyor ve bir şeyler yapıyor. Ardından şu geldi bize. Adıyaman Menzil'de bulunan Kavs Hazretleri'nin Erzurum'daki ve Türkiye'deki önde gelen siyasette olan kişileri Ali Korkut'u kesinlikle ve kesinlikle Menzil cemaatine yaklaştırmamaktan yana tavır aldıkları geldi bize. Nedenine gelince biliyorsunuz Cem Bey, Yakutiye Medresesi'nin içerisinde bir ilk kitap fuarı yapılacaktı. Evet. Bu kitap fuarını TÜMSİAD yapıyordu. Evet. Biliyorsunuz TÜMSİAD'ın üyelerinin Adıyaman Menzil Cemaati üyelerinden, yani oraya gönül vermiş kişilerden. Yani Cafer Burcu ve Saz arkadaşları. Cafer Burcu ve TÜMSİAD Başkanı ekibi orada bir kitap fuarı yapacaktı ve Ali Korkut onlara ben Yakutiye Medresesi farkı içerisinde bunu yaptırmam diye bir tavır almıştı. Tabii ki Recep Aktar olan bağlantısından dolayı insanlar bunu zamanla görmedi ama biz buradaki söylemlerimizden sonra Menzil cemaatine gönül vermiş. Kavs Hazretleri'nin mürşidi, kelamı, kamili Kavs Hazretleri olan kişiler bir tedbir aldılar. Hayır, Ali Korkut Recep Aktar'a yakın değildir dediler. Hatta bu konu Recep Aktar'a kadar intikal ettiğini anlattılar bize. Recep Aktar'ın Ali Korkut'la hiçbir siyasi bağının olmadığını, Recep Aktar'ın Erzurum'daki İspir, Horasan, Tortum, Hınız, tüm ilçelerinin hepsinin, hatta Türkiye'nin bakanı olduğunu, herkesiyle beraber eşit seviyede yaklaştığını bize ifade ederek, hele ki Menzil cemaatinin Ali Korkut'u hiçbir şekilde kabul etmediğini beyan ettiler. Bu da ne demek oluyor? Bunun da fotoğrafını geçtiğimiz hafta, geçen hafta Recep Aktar, Sayın Profesör Doktor Recep Aktar'ın Erzurum'a gelişinde gördük. Ali Korkut, Recep Aktar Erzurum'a son gelişinde Recep Aktar'ın yanında Ali Korkut yoktu. Evet. Şimdi demek ki bundan böyle Profesör Doktor Recep Aktar, Sağlık Bakanımız, Yakutiye Belediyesi'ni koruyup kollamayacak. Her belediyede olduğu gibi, tüm belediyelerde olduğu gibi Yakutiye Belediyesi'ne de eşit bir mesafede olacak. Bu eğer böyle ise, sadece sözde kalmaz ise, uygulamaya geçer ise, koruma ve kollama hadisesi son bulursa, şu rezalete bir Recep Aktar bir Yakutiye Belediyesi'nden ya da buna kim imara vermişse ondan bir hesap sorar ise, ben o zaman buna inanacağım. Ama şunu da söyleyeyim, cemaatler konusu biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en sıkıntılı olduğu konulardan bir tanesi. Şimdi FETÖ
terör örgütünden sonra yeni bir cemaat, yeni bir yapılanma, yeni bir başımıza sıkıntı artık daha istemiyoruz. Biz buna bir slogan geliştirdik. En büyük cemaat cami cemaati, ben de TEDAŞ'ın cami cemaati. Ender'den Alapaşa'nın cemaati. Onun için bu cemaat konusuna bir Türkiye'nin bir son vermesi, Türkiye'de bu işe bir son verilmesi gerekiyor. Erzurum'da da bu şekilde bu. Bununla ilgili hassas takipte bulunuyoruz. TÜMSİAD ve Başkanı Cafer Burucu'yu ve arkadaşlarını da yakinen takip ediyoruz. Hatta ben durmuyorum yerimde, ben duramam yerimde. Konu bayraksa, konu vatansa, konu ihanetse, konu ileride başımıza gelecek bir musibet, bir belaysa ben aydın kişiyim. Ben yerimde duramam. Söyleyeceğimi söylerim, söylemek zorundayım. Mecburum ben. Şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. TÜMSİAD Başkanı Cafer Burucu'nun Erzurum halkı Facebook'una bir girip baksınlar. Orada paylaştıkları resimlere bir baksınlar. Yani yok böyle bir şey kardeşim. Devleti ve devlet adamlarını ve siyaseti ve siyaset adamlarını kendi çıkarları ve ticareti için fütursuzca kullanmak diye bir şey yok arkadaşım. Buna artık bir son vereceğiz biz. Sadece Erzurum'da değil, diğer 80 vilayette de buna son vermek zorundayız. O cüyü, bu cüyü bırakacağız. Biz tek başımıza bir milletiz. Hepimiz ümmeti Muhammed'iz. Hepimiz aynı dinin, aynı peygamberin ümmetiyiz. Aynı Allah'a inanıyoruz. Onun için birbirimizi cemaatlere, cemiyetlere, bölmemize, parçalamamıza gerek yok. Hepimizin inancı bir, hepimiz Allah bir, Muhammed Resulullah'ımız, bizim peygamberimiz diyoruz. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Hatta bununla ilgili bir an itibariyle paylaşmıştım. Facebook'ta çok da ilgi oluşturdu. Birçok kişi de beni bu konuda aradı. Bunu ben çok önemsiyorum. Bunu da buradan okuyup bu konuyu da kapatmak istiyorum. An itibariyle Ticaret Odası ve diğer sivil toplum örgütlerini bu şehirde daha işlevsel, daha operasyonel, daha iş yapan, daha iş bitiren, daha kafa koparan, alan tarafından kullanılan bir ticari tabirdir. Daha iyi iş takip eden, daha iyi takip ettiği işten sonuç alan, daha bürokrasiye yakın, daha teknokrasinin önemsediği yer Ticaret Odası mı yoksa TÜMSİAD, Cafer Burucu şirketleri ve ona bağlı cemaat mi? Bakın, Cafer Burucu'nun facesini, feysini inceleyin ve bana özelden yazın lütfen demişim. Sayın Aktar, sizi takdir ediyorum ama bu adama bahşettiğin güçten korkuyorum. Ben bir Türk vatandaşıyım ve gazeteciyim ama Cafer Burucu'dan ve ona bahşettiğin güçten rahatsızım, tedirginim. Bu yazıyı kaleme aldığından dolayı can güvenliğimden bile endişeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda yardım talep ediyorum vesselam şeklinde bir açıklama yapıyorum. TÜMSİAD'la ve Cafer Burucu ile ilgili hiç kimse bu şehirde derin olma, derine gitme, derin devleti hiç kimse oynamaz. Burası bir hukuk devleti, kuralları, kanunları var. Burada bir hükümet, bir iktidar, bu ülkeyi yönetenler var. Hiç kimse ülkeyi yönetenlerin adını, resmini, ismini kullanarak bu şehirde ben derinim, ben güçlüyüm, ben yok ederim, ben ezer geçerim, her işi ben alırım, her ihaleye ben müdahil olurum, devletin her kurumuna ben mal veririm mantığında olmadı, olmamalı, olmayacak. Buna izin vermemek için şu kameraların karşısındayız. Cafer Burucu konusu, tüm siyasetçilere de buradan bu konuda uyarı yapıyorum. AK Parti'nin tüm siyasetçilerine, tüm belediye başkanlarına, tüm bürokratlara buradan uyarı yapıyorum. Sayın Recep Akdağ'a da aynı Ali Korkut'ta olduğu gibi Cafer Burucu konusunda da uyarı yapıyorum. Yarın öbürsü gün bu konuyla ilgili bir skandal çıktığı zaman da buraya yazıyorum, çok ağır şeyler söyleyeceğim. Çok ağır ifadeler kullanacağım. Kanun bana bu hakkı da veriyor. Çünkü uyarıyorum, uyarım dikkate alınmıyor. Alınmayınca da ben çok ağır ifadeler kullanacağım. Bunu da belirtiyorum.